Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya bizim çok uzun zamandan beri yaptığımız alışverişler vardı. İşte çekemedik bir türlü. Hadi şu da gelsin, hadi bu da gelsin derken, vaktimiz olmadı vesaire derken şimdi başladık kısmetse alışveriş İnşallah. videolarımıza. Aynen bundan kitap yurdundan gelen alışverişlerimiz. Evet, başlayalım. Evet bakalım neler almışız. Çok artık ben unuttum kesinlikle. Ne zamandı, neydi? Heh, onu bana ver istersen ben Fiyat fiyatlarını listesi de var. söyleyebilirim. Buyur. Evet. Evet. Bu alışverişimiz Cezve kitabın %50 indirim olmuştu kitap yurdunda. Bunu sizinle paylaşmış olmam gerekiyor. Ya Instagram'dan paylaştım ya o zamanlar topluluk olmamıştık galiba. O yüzden sadece Instagram'dan paylaşmışımdır. Tuğba Coşkun'a daha önce söylemiştim zaten. Onun bir bilim kurgu kitabı var. Dünyanın Son İnsanları, Duvarın Ardı. Bu birinci kitabı. Ben bu serisini okumadım. Merak da ettim. O yüzden Evet, almak benim istedim. resimleri de var. Aynen. Çocuklar için, özellikle ortaokul ve lise, ortaokul, evet, ortaokul çocuklar için çok güzel olduğu söyleniyor. Yakın zamanda inşallah yakın zamanda okurum diye bilmiyorum artık. Bu da Fiyat. ikinci. Ha, fiyatını söyleyeyim. Duvarın Ardı 23 liraymış. Bu da 24 lira. Palanga'da 24 liraya almışım. Hani %50 indirim Helal. Cezve Kitap'ta pek olmuyor. Kendi sitesinde bile geçenlerde %40 indirim oldu. Yani %50 olmadı. Bu şekilde güzel bir indirimdi bence. Çocuk edebiyat ödülü almış. Ya Tuğba Coşkun'un gerçekten kalemi çok güzel arkadaşlar. Özellikle öykü kitabı da çok harika. Bu patika nereye çıkar? Onu da tavsiye etmiş olayım. Keloğlan namaz peşinde. Merve Gülcemal çok tatlı bir kadın. 19 liraya almışım bunu da. Bunlar artık seneye inşallah. Nasıl Olurdu serisi. Bu da çok güzel. 18,75 almışım bunu. Aynen böyle. Çizgi şeyler var. Yapışkanlar falan var herhalde. Bu da yine Tuğba Coşkuner'in Per kitabı. Gizemli yazar Per. Bunu ne kadar almışım? 19 liraya almışım. Bence çok iyi bunlar. Şu an çok pahalı Yani şu çünkü. kağıt, öyle söyleyeyim. Resimleri çok güzel. Bir de cezve kitap gerçekten pahalı olabiliyor yani diğerlerine göre. Pahalıdır muhtemelen. Her şeyin bir başlangıcı var. Bu da gene Merve Gülcemal olması gerekiyor. 19 liraya almışım bunu da. Evet Merve Gülcemal. Sonra Allah'ı neden göremiyorum. Ya bu bence bu konular çok önemli. Çocukların bize çok soracağı sorular bunlar. O yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum bunları. Bu da 19 liraydı. Bunlar hep Evet. şey Keloğlan kitapları, oruç küçük peşinde. kitaplar. Allah nasip ederse yeni sene Ramazan'da kısmetse bunu konuşmak istiyoruz. Bu da 19 lira. Yine Merve Gülcemal. Bu da benim peygamberim doğayı çok severdi. Gene Merve Gülcemal. Bu konulara değinmiş olması çok güzel. Bu da 17 liraya almışız bunu. Bir Kudüs masalı. Bu çok güzel olduğunu söylüyor herkes. Kudüs ve Filistin'le ilgili bir kitap. Çocuklar için çok güzel. 17 liraya almışız bunu. 17,75 liraya. O benim trenim. Bence bizimkine çok lazım olan bir kitap bu. Sürekli çünkü şu an tam bu aşamadalar. Sürekli o onu çekiştiriyor, bunu çekiştiriyor. Aynen şu resimdeki tabloyu görüyorum gerçekten bizimkiler arasında. Bu da 18,5 liraymış. Bunu hatta yakın zamanda okuyalım bak. İyi ki açtık kutuları. Evet. Evet. Bantlasam yapışmaz mı? Bu da çok güzel bir kitap. Merve Gülcemal. Bu da 18,5 liraymış. Bil bakalım hangi hayvan? Bence bu Bil Bakalım serisi çok güzel bir seri. 17,25. Merve Gülcemal gerçekten bu işi çok güzel yapıyor. Bil bakalım hangi meyve? Bu da yine 17 lira 25 kuruş. Evet. Ben kitap yurdunun %50 indirimlerini kaçırmamaya çalışıyorum. Daha önce de İskitap'tan bir sürü kitap almıştım hatırlıyorsunuz izleyicilikten. Bunda da bu şekilde kaçırmamışım. İyi ki kaçırmamışım diyorum şu an. Biz bunları bu arada Anlaşılıyor. arkadaşlar açtık çok fazla vaktimiz gitmesin videoda Video diye. Çok uzaması uzun diye. sürüyor Tabii. çünkü. Şöyle Ama zaman bakayım. bakmadık. Heh, aynen onu şöyle alayım. Evet, şimdi şöyle kitap yurdunda bazı kitaplar çok uyguna geliyor. Eski kitaplar oluyor, eski baskılar oluyor vesaire. Öyle uygun aldığım çok oldu. Bir de Platin üyede ayrıca indirim veriyor ya size. O anlamda çok güzel oluyor. Bir alışverişimiz bu şekilde oldu. Evet, Kayıp Zamanlar. Bu da Kayıp Zamanlar 28 liraymış. Aa, bu kitap sanki neyse hatırlamıyorum şu an. Tudem. Bu da Tudem yine yayınları. Tuğba Coşkun'un önerisi diye hatırlıyorum. Yine savaş karşıtı bir kitap. Merak ettiklerimden de. Çit. Bu da aynı şekilde. Zaten konusundan da Onda anlarsınız. güzel etiketi var. 17 liraya almışım. İşte eski eski etiketler. Hansel'in Evlatları. Ne Bu kitabı da kadar? çok fazla Ne kadar görüyordum. yazıyor? Bu mu? Hemen söyleyeyim. Hansel 21 lira gözüküyor. 36 lira etiket basmışlar. Üst İyi. üste üçüncü etiketi, yazık. Doğrudur. Dedal Usta'dan çıkma. Durmadan zam geldiği için her şeye. Maalesef. Aynen öyle. Ama ben gene de iyi aldığımı düşünüyorum bunu. Bu kitap var ya çok iyi aldım. Havuzlu yazdık. Bu 14 lira. Bu adamın Herman Koch'un bir tane kitabı vardı. Şu an ismini unuttum. Çok araştırıyordum aslında.
Neyse hatırlamıyorum. Siz de eğer biliyorsanız Hermann Koç'un bir kitabı var. Şu an yazarım, hatırlarım ya, altta yazarım. Eğer o kitabı bulabilirseniz sevinirim. Çünkü baskısı kalmamış. 28 liraymış. Ben çok iyi aldım onu. Normalde şu an çok pahalı kitap. Yazıyordu. Bu kardeş kitabı da çok uygun aldım diye hatırlıyorum. 17 liraya aldım bu kitabı da. Yerler daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Hermann Koç'un bir kitabı daha ucuza geldi. Bu mu acaba? Vahşi Meyve. Yok, bu değil. Bu Şenkay'ın. Vahşi Meyve 50 lira. Evet. 50 lira bir kitap. Bayağı güzel. Güneş hala bir yerlerde doğuyor. Bu kitabı da mutlaka ama görmüşsünüzdür. Çok ağır çıkıyordu. Ağır bir kitap. Ha, Pegasus güzel mi basmış? Pegasus'un bazı kitapları ağır oluyor ya. Bu da onlardan herhalde ne biri. Ne kadar? Güneş hala 25 lira. Etiket fiyatı kaç? Yok mu? Yok işte. Tamam. Ne kadar deyince var zannettim. Evet. Lobotomist. Evet, lobotomist bir tıp doktorunun, ya yani doktorun anılarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da çok önerilmişti. 29 liraya almışım bunu da. Çok kalın bir kitap bu arada. Merhamet Devrimi Kemal Sayar'ın kitaplarından. Ben Maş. Kemal Sayar'ı çok seviyorum. Bunu da eminim seveceğim. 54 lira gibi fiyat vermiş. Manisalı Gil diye biri. Onu tanımıyorum. Bazen böyle birileri yapıyor. Herhalde onlardan birisi. Yani. Bu benim cahilliğimdir kesinlikle. Kesinlikle hoş birisi, eminim öyle biliyorum. Ben genelde bilmiyorum çünkü senlere. Evet, onu da verelim bakalım. Kitap yolunda ulaşma imkanı kolay fiyatlar. Aynen, çok iyi yapıyorlar böyle ya. Amazon yapmıyor bu mesela. Online şey yapıyor ya. Niye kitap yurdu online yapıyor bir kere? Evet, burada neler aldım? Burada da güzel kitaplar aldım. Bunları da kitap yurdu bir gün şey yaptı ya, platin üyelik günü yaptı ya, o gün aldım galiba. Ülkenin sonuna kitabı. Bu kitabı çok herkes, kim okudusa beğeniyor. 57 lira, Siren'den çıkma. Bayağı iyi para verdim buna. Evet. Çok iyi para verdim. Kalın bir kitap. Evet, aynen öyle. Zaten 700 sayfa. Ama zaten piyasada da bu şekilde fiyatı daha uyguna bulamazdım yani. Güzeli Kurtarmak, Bay Çulhan diye geçiyor. Bu insanın artık insan hangi cinsiyette bilmiyorum. Ama kitapların çok iyi olduğunu, ince ama çok dolu olduğunu söylüyor herkes. Diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Hatta Yorgunluk Toplumu ya da Şeffaflık Toplumu, öyle bir kitabını da aldım onun. Yine o da çıkar birazdan kargolarda. Burada değil herhalde. Işığın Okul Ödücü Yokluğu. Bu da çok uzun zamandan biri. Listemdeydi. Bu da gene Siyah'dan çıkma. Bunu ne kadar almışım? 22 liraya almışım. 25 lira etiketi var. Tabii eski etiketler. Evet. Başaklar ve Ayrık Otları. Bu kitabı da İslami bir sayfada gördüm yanlış hatırlamıyorsam. İslami anlamda takip ettiğim bir Instagram sayfasında gördüm. Başaklar 21.95. 22 liraymış bu kitapta. İnsan yayınlarını çok sever. Çok güzel kitaplar basar. Bu da gene Tuğba Coşkun önerisiydi. Ahşap Sandık Üzerindeki Çocuk. Bu da gene Nazi zamanını anlatan bir kitaptı yanlış hatırlamıyorsam. Konusuna bakmadım. Sizler isterseniz bakarsınız. 26 liraya almışım bu kitabı da. Ben kitap yurdunu seviyorum. Kitap yurdu, bizim sadık yerimiz gerçekten aynen. Kitap yurdu. Yani eski... Evet. Eski ilk zaman tabii. Kitap sayfalarından ve ben seviyorum. Eski bir site zaten. Platin üyelikte de güzel indirimleri oluyor. Bu şekilde sizler de değerlendirmek isterseniz yakın zamanda okuduklarımı ben yine sizinle paylaşırım, önereceklerimi. Bin Kitap'tan beni takip edebilirsiniz. Bin Kitap'ta gerçekten kitapların alıntılarını çok paylaşıyorum. Değerlendirmeleri, incelemelerini yapıyorum. O anlamda faydası olur diye ümit ediyorum sizin için, sizin açınızdan. Bu şekilde bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Görüşürüz.